Duydunuz mu? Evet. Evet, herkese merhaba. Yine bir kahvaltı sofrasındayız. Nefis bir kahvaltı sofrasıyla sizlerle birlikteyiz. Neredeyiz biliyor musunuz? Cumhuriyet Halk Partisi Yıldırım Belediye Başkan Adayı Ramazan Altınöz ve ailesinin evindeyiz. El emeği, göz nuru yiyeceklerle birlikteyiz. Sohbete başlıyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız başkanım? Çok güzel. O kadar güzel giriş yaptınız. Öyle mi? Teşekkür ediyorum başkanım. Sağ olun. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sizlerce yıllar önce de tanışıyoruz. Tanışıyoruz. Ben zaten başkanım deyince ileti geliyor bana. Abi diyesin var. Çünkü Ramazan abi, Ramazan abi. Abim benim yani. Abi. Hoş geldiniz. Sağ olsun gününüm, kızım, herkesin emeği var. Hanımın emeği var, yan komşumuzun emeği var. Herkes bugün size hazırlık yapmış. Yani ben de sayenizde bugün bir kahvaltı yapıyorum. Çünkü bayağı zamandır ne torunumu görüyorum, ne oğlumu görüyorum, ne kızımı görüyorum. Bugün sayenizde bir aile toplantısındayız. Ve Yıldırım halkı bu saatte bizi evimizde görüyor. Ve biz de onları evde ağırlıyoruz inşallah. Ben bütün Yıldırım halkına burada sevgili sevdalarımı sunuyorum. Hoş geldiniz diyorum tekrar. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Bizim ailemiz önce Sacide Altınöz, Ramazan Altınöz ile başladı. Arkasından Can Altınöz dünyaya geldi. Can ama yani değil can, mi? Can, evlatlar. Çok hareketli bir çocuktu. Türkiye üçüncülüğü de var masa tenisinde. O hareketinden dolayı. Arkasından kızımız, tabii ben gelin lafını asla kullanmam. Çünkü yaban geliyor bana. Bizim ikinci evladımızla kızımız ile baş göz ettik. Benim çocuk arkadaşımın kızı, öğretmen kızımız. Efendim arkasından ikisi de bize çok tatlı bir önce bir yiğit gibi evlat verdiler. 5 yaşında. Arkasından delikanlı Mert bir adam geldi. Mert geldi. Yani canlar Yiğit ve Mert. Mert verdiler. Yani, onları ikisini, onların sayesinde çok daha çok sevdim. İkisine de sağ olsunlar, var olsunlar evlatlarımızı. Çünkü biz onlar için, geleceğimiz için bugün belediye başkan adayıyız. Geleceğim çocuklarımız için bugün gece gündüz koşturuyoruz. Yoksa hanımla ikimizin, ikimiz de emekli. Ben belediye başkanı emekli oldum. Eşim de emekli. Bizim gelirimiz kendimize yeter ama ben biliyorum ki Yıldırım halkı beni belediye başkanı yaptı daha önce. Ve arkasından da belediye başkanı emekli olduk. Ben hep söylüyorum. Şu yediğimiz her bir lokmada Yıldırım halkının emeği var. Hakkı var. Bu dönem tekrar ben 31 Mart'ın belediye başkanıyım. Herkes beni buradan öyle olacağımı biliyor. Ve onlara daha iyi, daha bilgili bir belediye başkanı olacağımı biliyor. Onlar da biliyor. Eskiden tabii ki hemen yeni bir mutfağa giren usta nasıl yemeği ilk yaparken bazen tuzun eksik şeker şeyini, biberini fazla koyarsa bize de olmuştur. Ama bu dönem yemeğin tuzu da kararlı olacak, biberi de kararlı olacak, tatlı olacak inşallah. Tatlı olacak inşallah ve, diyorsunuz. Yıldırım halkı bizim bilgi birikimimizle, donanımımızla daha iyi bir Yıldırım olacak ki en iyi bilenlerden sizsiniz. Yıldırım'da kültür olacak. Onları hep konuşacağız da. Evet. Bir Sacide Hanım'a bir merhaba diyelim. Harika ev sahipliği için teşekkür edelim. Rica ederim. Ve başkanla tanışmanızı anlatmanızı isteyelim. Biz Ramazan Bey'le üniversiteden arkadaşız. Sınıf arkadaş değiliz ama okul arkadaşıyız. Ramazan Bey benden bir dönem önceydi. Okulda tanıştık, hep beraberdik. Sonra orada evlendik, okulda evlendik. Öyle mi? Okulken evlendiniz. Evet, son sınıfta evlendik. Yani okulda hep beraber aile gibi olmuştuk zaten. Sonra bir yolculuk başladı. Sonra Can oldu, oğlumuz oldu derken bugünlere geldik. Sonra Ramazan başkan oldu. Can iki üniversite bitirdi. Evet. Çünkü ben gece bölümü okuyordum, gündüz çalışıyordum. Hemen evlenmemin sebebi de şuydu. Bütün ben biraz ayıp olmasın ama düzgün giyinmesini seven, ütüsüz giyinmem, bekarken de öyleydi. Bütün paramı temizlikçiye, ütücüye, lokantacıya verirken baktım Ege'nin kızı böyle karşıdan gözüklü köylü kızı. Dedim ki bu kızı ben alırım. Ramazan atıyorum, bu kızı alırım varmış. Köylü kız ama İzmir güzeli diye. Ya. İzmirliler. İzmir dikili. Ve hanımın, ben bürom vardı, kendi muhasebe bürom vardı. Bunun hanımın yurt arkadaşı benim elemanımdı. Şu arkadaşını çağır bakalım, onun köylerinde kız nasıl istenir dedim, çağırdım. Bu çok ilginç ama. Araya gireyim burada. Ramazan Bey bu arada başka birisiyle arkadaşlığı varmış. Sözlü. Vardı, söz.
işte hep hazırlanıyoruz ki Karaman'a düğüne gideceğiz diye. Arkadaşım ben yalnız gitmem, sen de gel beraber gidelim diye. Ama sonra baktı ki olay bitmiş, ondan da arkadaşlıkları bitmiş. Ramazan Bey ona diyor ki sizin orada kızlar nasıl istenir, adetleriniz nedir? Siz de bir güzel anlatıyorsunuz. Ben de gayet güzel anlatıyorum çünkü hiç aklıma gelmiyor. Meğerse sonradan tabii ki iş bize dönmüş. Meğer Ramazan Bey önceden planlamış. Önceden planlamış demek ki. Eğer Ramazan'a kız bir şey kafa koyarsa yapar. 31 Mart'ta yıldırım diyorsa belediye başkanıdır. Bak nereye bağladım işi. Ben bu kızı alacağım dedim. Hep nedense hemen seçimlere endeksledik oraya bağlanıyorum. Bir şey söyleyeyim. Öyle yani bir seçimler başladığı andan itibaren zaten evimizde normal bir konuşmamız hep seçim kalmadı. Hep ama tabii şu dönemde olması gereken de o. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Çok enteresan bir şey söyleyeyim mi? Ben bu kızı 31 Mart'ta aldım. 31 Mart'ta da belediye alacağım. Aa, bu da enteresan. Kaçıncı yılınız olacak? 32 mi olacak? 31 yaşındaysa 32, tabii 80. Ya bu yaşlı. 81. Ya ben ne yapayım? Çabuk işte. Çabuk yaşlanmış. Biz 15 yıllık evliyiz. 15 yıllık evliyiz. Ne kadar güzel. 33 tabii canım. Çocuk çabuk büyümüş. Ben ne yapayım yani? Biz, yani biz hep durduk da can fazla büyümüş. O yüzden biraz çok oldu. Bir yılda 2 yılda atlamış herhalde. Herhalde o fazla gelişmiş. 2 yılda 1 yılda. 1 yılda tamamlamış. Sevgi dolu bir ailede büyümenin göstergesi galiba anneyle babanın birbiriyle sevgi dolu sözcükleri. Bunu biz görebiliyoruz ve duyabiliyoruz. Ne diyeceksiniz Can Bey? Bu genelde dışarıdan insanlar baktığı zaman böyle bir ilginç geliyor ama biz hep bu ortamda benim en azından kendim için söyleyeyim. Büyüdüğüm için biz artık bir hani şey gelmiyor. Değişik bir normal şey, her şey. Tabii normal bir olay gibi geliyor. Çünkü sürekli hani annemle babam böyle bir tatlı atışma, sevgili şey içindelerdi her zaman. Şimdi şöyle bir şey var. Ben biraz da iletişimci olduğum için söylenenden çok ton ve tonlamaları önemserim. O da çok keşke bütün ülkem insanı onu önemsese de anlasa işte. Karşındaki adam seni seviyorum derken öyle bir söyler ki aslında nefret ediyorum senden ama mecburen işte bu menfaat için seni seviyorum demeye getirir. Dolayısıyla şimdi Ramazan Başkan ben bu kızı alacağım derken İyi ki aldım tonlamasıyla söylüyor. Tabii, yoksa tabii. Hani çok ben nasıl aldım, keşke almasaydım gibi değildi. Bu çok önemli. Söylenenden çok nasıl söylendiği önemli. Memnuniyet tabii. Şimdi ben evlenirken o kadar büyük çok para verdim ki benim hanıma. Başlık vermemiştir hatta, abi. Hatta hanım yürürken sağ tarafından böyle eğilirdi. Niye bu kız dedi? Çünkü buraya kadar altındı yani. Ha bileseydi. Ben inanırım ama ben hemen inanırım. Şey şakası. Yazık, zavallı iki tane bilezik yapmış babam rahmetli. O da kırılmış, daha düğün salonunda kırılmış. O kadar ince. Yengem oradaydı. Yengemin ödünç bileziklerini taktık ayıp olmasın diye. O kız yazık beni sevdi, ben onu sevdim. Yoksa al para, pul, altın. Bizde başlık da yoktur, hiç şey yok, değil. Ege'de, herkes kendi küçük hediyesine takacaksa takar o kadar. Biz kızımızı da gittiğimizde benim çocuğum... Şimdi oraya vardı. Gelelim. Ne taktılar size istemeye geldiklerinde? Siz açtınız konuyu, ben suçumdan. Ben söyleyeyim, önce bir şunu söyleyeyim. Söyleyeyim. Biz gittiğimizde çocuk arkadaşım, tabii rahmetli eniştemiz sordu ki, yapı arkadaş bunun bir adı soralım. Benim arkadaşım dedi ki, ya bu işin biz mal vermiyoruz, kız veriyoruz. Siz ne istiyorsanız onu yapın dedi. Ondan sonra isterseniz hiçbir şey yapmayın. Yani öyle bizde, Karaman'da da öyle bir şey yok aslında. Ve elimizden geldiğince yeni ne yapacağız? Kızımız da mı Karamanlı? Karamanlı yapacak. Onda ne o? Türkçenin başkentinde. Evet. Yabancı giden varım. Hepsi aile Karamanlı. Evet. Siz de artık bu ailenin çok köklü yok artık tabii ki. Ferdisiniz. Ferdi şu yediğimiz zeytin hanımın şeyinden köyünden. Yani. Şu yediğimiz. Evet, bunu izleyicilerimize gösterelim. Çünkü ben bunu ilk algılayamadım nedir diye. Sonra hanımefendi dedi ki. Domatesimiz, kuru domatesimizi ben yapıyorum. Evet. Bunu yiyebilirsiniz ve nefis bir tat. Nasıl yaptığınızı anlatırsanız. Bunun yalnız kurutma domatesi özel. Yani her domatesten değil, kurutma evet. Domates diye bir domates var. Ondan yazını alıyoruz. Çok ince olmadan ikiye üçe bölüyoruz. Tuzluyoruz ve kurutuyoruz. Bu kadar, çok basit. Ama kışın güneşte, çok güzel oluyor. İlk defa yedim ben de. Kurutulmuş domates. Bunu hazırlarken... Biz çok severiz. Her sene yaparım ben. Biz kışın
kış sepsisi alırız, yazın yaz sofraya... sepsisi. O yüzden kışın koymayız. Hanım, sofraya koyarken bir işlev yapmışsınız. Tabii ki onu kurutuyoruz ama sonra yiyeceğimiz zaman sıcak suda, kaynamış suda, kaynamış suda bir 5-10 dakika bekletiyoruz. Kekikle ve zeytinyağı ve kekik tam bir Ege mutfağı. Evet, kekiğimizi tam de kendimiz mutfağı. Topluyoruz dağlardan yazın gibi. Hani şanslı bir masada oturuyoruz. Bu arada, bu arada programın içeriğinden artık yemek tarihine falan geçtik. Bayanlar ilgisini çekmiştir eminim bakalım. Yani amacımız burada siyaset değil. Hayır, zaten siyaset her yerde konuşuyoruz. Şu anda bizi dinleyenler zaten 31 Mart'ın belediye başkanını biliyorlar. Ve Yıldırım Belediye çalışanlarımı da ziyaret ettim geçenlerde. Özgen Başkan'ı da ziyaret ettik. Onun da çok emeği geçti. 10 yıl emeği geçmişti. Kendisine teşekkür ediyoruz. Ve biz de 5 yıl hizmet ettik. Ama inşallah bu dönem yine personelimizle beraber daha iyi dedik ya, daha iyi bir hizmet yapacağız. Ama her şeyden önce bir aile mutluluğu satıyor. Belediye Başkanı'nın daha önce eşim eğer Sacide Altınöz değil de bu işleri götüremeyen birisi olsaydı tabii zorlanırdık. Eşim bu konuda çok büyük desteğim benim. Yani gece 2'de gelirim, 3'de giderim. Hatta 1'de gelirim, ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Gidiyor işte adam. Alıyorum telefonla, hanım hazırlan, hemen bir yere toplantıya gidiyoruz. Nereye gidiyorsunuz diyemez. Ya zamanım yok Kemal Manç'ın. O da onu bilir. Asker gibi, aynı İnönü'nün askeri gibi. Silah hazır, potinler hazır. Tak diye tak çıkar. Yıldırım'ın her bir kademesinde her partili, AK Partili dostlarımız, Saadet Partili dostlarımız, CHP'li dostlarımız, sokakta gezen herkes şunu söyler. Benden bunu torunlarıma vereceğim en büyük miras apartman, villa, kat değil. Dürüst, namuslu belediye başkanlığı yapmış. Yarın benim torunlarım sokağa çıktığı zaman da biz elbette bir gün hakkın rahmetine kavuşacağız. Onlar senin deden burada belediye başkanıydı. Çocuk üniversiteye gittiği zaman adam gibi adamdı dediği zaman işte o bir Fatiha gibi gelir insana. Ama hırsızın tekiydi senin deden. Zaten namuslu adamın tekiydi demesi mi yoksa bunu demesi mi? Biz onu dedirtireceğiz. Dedirttirdik zaten. Hele hele ikinci dönemde Allah nasip ederse biz yine bu sofradaki helal lokmamız gibi çocuklarımıza, torunlarımıza haram lokma yedirmedik. Yarın da yedirmeyiz. Çünkü biz 3 gün istirahat etmiş bir belediye başkanıyız. Sokakta gezerken esnaf hele hele çok teveccüh gösteriyor. Hemen nereye gözüm takılır biliyor musunuz? Yıldırım'da izimiz var, size bakma yüzümüz var diyorduk ya. Slogan buydu. Yıldırım'da izimiz de var, imzamız da var. Başkanım, burada gittim, hemen... Gittim ruhsatlara bakayım, özür dilerim başkanım. Tabii. Hemen giriyorum ruhsatlara bakayım. Benim yaylı bir imzam var, böyle efeli bir imzam var. Bir bakayım burada bir imzam. Başkanım, görüyor musun ruhsatta senin imzan var? Çok yerde ruhsatlar vermişiz, imzalar atmışız. Yıldırım'da sadece bir izimiz yok. Slogan çok güzel ama Yıldırım'da izimiz var, bakmaya yüzümüz var. Evet. Süper. Özümüz öz, sözümüz söz, başkanımız Ramazan atıyoruz. Bunu şuradaki kebapçı arkadaşım yapmış, bana mesaj atmış. Bu slogan onun. O kadar halkın içindeyim ki, bir yere gidiyorum hemen birisi, madem baksın diyor, bırak da yarın sana baksın. Kim söylüyor bunu? Saadet Partili birisi söylemiş. Şimdi doğaçlama her şey önümüze geliyor. Biz de top oynuyoruz böyle hopla zıpla. Yani ben alışılmış bir böyle kasılarak, gerilerek siyaset yapan adamları sevmem, kendim de öyle değil. Böyle tiyatral bir havada siyaset yapıyoruz. Bir de karşıdaki rakibinizi ezerek, kötüleyen adam da bir şey yok ki kötülüyor. Biz donanımlıyız, bilgi birikimimiz var. Yıldırım'ı tanıyoruz, Yıldırım bizi tanıyor. Yıldırım'ın sorunlarını biliyoruz. Onları anlatmamız gerekirken falancanın yok ağzı... Artık siyasetin şekli zaten evet, değişmeli. Yani evet, birbirine yani vurarak değil, bir şeyler yaparak, göstererek olmalı zaten. Evet, eskiden onun için de, şık değil zaten. Doğru sözüm. Bu dönemde Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olacağı belli. Belli oldu Türkiye'nin genelinde. Kızımızı da bir tanıyalım. Canım benim, kızımızı tabii. Da. Ondan sonra tekrar devam edeceğiz. Evet, devam edeceğiz, evet. Mesleğiniz nedir mesela? İki çocuk annesi hiç göstermiyorsunuz. Aynen. Sanki evin küçük kızı gibisiniz. Yok, öyle değil ama ben burada... Bir okulda öğretmenlik yapıyorum, sınıf öğretmeni. İki tane evladım var. Allah bağışlasın. 4 ay önce doğum yaptım. Allah uzun ömür versin. Hep birlikteyiz, buradayız. Hiç ayrı değiliz, sürekli geliyoruz, gidiyoruz, birlikteyiz. Evin kızı çok göremiyoruz şu sıralar ama sayenizde görmüş olduk. Evet. Genelde bütün
şeylerimiz, kanıtlarımız aynı şeyi söylüyor. Evet, evet. Sizin sayenizde bir kahvaltı yaptık aynen, diyorlar. Seçim daha önceden çok birlikteydik. Yani hafta sonları bir araya geliyorduk, evet. Kahvaltılar falan ama işte yaklaşık son iki aydır falan yani çok aralıksız. Görüşemiyoruz. Aralıksız. Çalışıyor baba. Siz zaman zaman Can Bey katılıyor musunuz babanızla birlikte siyasi? Ben özlediğim zaman zaten işte evet. Hani programını i̇şte yardımcı arkadaşlardan alıp babam işte nerede? Tabii aynen o dün hatta en son dediğiniz şekildeydi. Nerede? Şurada hemen atlayıp arabayı orada 5 dakika arada görüşürsek ya da bir söyleyeceğim varsa söyleyip ondan sonra tekrar... Sizin şey mesleğiniz yapıyorum. Neydi bu arada? Ben özel bir firmada yazılım geliştirme uzmanı olarak çalışıyorum. Yazılımcıyım. Güzel. Başka? Bu arada evet, 1999-2004 yılları arasında Yıldırım Belediye Başkanlığı döneminizde oğlunuzun bir güzel bir anısı var. Evet. Onu anlatmasını Can Bey'den isteyelim. Halk günüyleydi. Babasıyla görüşememekten, çünkü babasının yoğun çalışma temposundan, evet. Babasıyla görüşememekten böyle bir muzdariplikten dolayı evet. Hani halk gününde herkes sıraya girip başkanla görüşmek istediği bir günde bakmış olmuyor babasıyla görüşemiyor. O da sıraya buyurun gerisini sizden dinleyelim. Şimdi o zaman salı günleri miydi? Çarşambalarıydı. halk günü tertip ederdi babam ve sürekli hani sıradan herkes bir şey yapıp derdi neyse anlatır. Ben okula gidiyorum o zaman. Lisedeyim. Hani çok fazla şeyim yok. Görüşeceğim bekliyorum. Yok. Her sekreterler işte arkadaşlar sürekli işte meşgul şurada burada. Dedi ben de gün alayım bari. Başka türlü zaten evde. Hani sabah çünkü ben geç kalkıyorum. Babam erken gidiyor. Gece geldiğinde ben yatmış oluyorum. Babam geç geliyor. Bir türlü görüşemiyorum yani. Dedim bari hani gün alalım. Neyse sıra alalım biz de. O şekilde bir sıra aldık. O zaman da herhalde harçlığa zam gibi bir şey vardı. Ha, form doldurmuş. Form doldurdum. tabii gittim. Form doldurdum herkes gibi. Sıraya bekledim. İşte sıra geldi. Bir baktım. Babam önüm, biraz şaşırdı tabii. Önümde tabii, bizim İlker Balaban, sizin tanıdığınız İlker Balaban basın müdürü. Bilgisayarın başında. kapıdan gelirken forum var. Can Altınöz veya Ramazan Altınöz ne istiyorsun? Ekmek istiyorum, su istiyorum, gar isterim diyor. Yo da istiyor. Varım da isterim diyor. Bir baktım Can Altınöz. Ne istiyorum? Harçlığıma zam istiyorum. Allah Allah. Kapıdan girdi o andaki anakasıyı tabii. Muhakkak bir geyik muhabbeti yapmışızdır. Demişlerdir de çocuğa harçlık vermiyor musun? Ondan sonra. Çünkü millet de dağıtmaktan çocuğa da kalmamıştır belki. Hayır dağıtmaktan yani. Değil de bu arada araya giriyorum ama Ramazan Bey eğer bir işe odaklanıyorsa sadece hedefi odur. Evdekiler ya da bir başka şeyle tamam. Ama size güvendiğinin göstergesidir tabii bu. Ki, eğer yani, size güvenmezse böyle bir şey için. Olmaz ama hani o anlamda görüşemeyince Can da artık demiş ki herhalde böyle bir çözüm bulayım diye. Benim burcum Akrep Burcu. Yahip Yahitçiyim. Yani bir yaptığım işi adam gibi yaparım. Yani yarım yamalak hiçbir şey sevmem. İşin içine kayboluyorsunuz o zaman. Kesinlikle ben muhakkak odaklanırım. Mesela en iyisini yapmam lazım. İmkanım neyse en iyisini yapmam lazım. Yani her insan içinde bu böyle olmalı. Belediye başkanımsınız. Nasıl olması lazım? Halk adamı olmanız lazım. Nasıl olmanız lazım? Halkın ulaşabilirliği sana uygun ama orada ince bir çizgi var. Çok doğru söylüyorsunuz da hani halk adamı olmak, halk olmak birazcık da karıştırılıyor şu dönemde siyasette. Yani halk böyle istiyor deyip aslında halkın hak etmediği tavırlarla da karşılaşmamız mümkün işte yukarıdan aşağıya kadar. Orada o ki ince çizgi, halk adamı olmak, babacan tavırlar, dürüstlük, namus bu şekilde halka karşılamak çok daha erdemli geliyor bana. Diğeri halk adamıyız deyip çıkıyor bir bakıyorsun arkadan o. Benim kastettiğim de bu zaten. Hı. Yani halkı kucaklayabilmek, halkın sosyal yararlarına parmak basmak. Yani yoksa ben halkçıyım dedi sokakta. Buradaki olan şey, sonuçta biz evimizde zaten bir düzenimiz var, o da gidiyor, düzen yürüyor. Ama madem ki başkan olduysa o makamın hakkını vermesi gerekiyor. O anlamda halk adamı, insanların sorunları, dertleri neyse. Aynen öyle. Onun için oraya geldi, o makama geldi, onların için çalışması gerekiyor. Bizim düzen zaten devam ediyor arkada. Peki şimdi sizin ikinci dönem olacak. Evet. Eğer kısmet olursa başkanın dediği gibi 30 bin Mart'ta. Evet. İlk dönemle şimdiyi kıyasladığınızda arada bir uzunca da bir zaman geçti. Hazır mısınız siz yine başkan eşi olarak bu hareketliliğe? Tabii ki. Hatta Ramazan Bey dedi ki ilk zamanda yani aday olman gerekiyor. Eğer böyle bir şey varsa aday da olman gerekiyor. Çünkü
artık evde oturma zamanı değil zaman. Herkes elinden gelen bir şey ne varsa onu yapmak zorunda. O yüzden de eğer Ramazan'da başkan seçilirse, ki seçilecek onu demeyeyim, inanıyoruz ve yapacağız. İnşallah. İyi bir ekip, yani. İyi bir ekip görüyorum böyle. Yok. Bir de geçmişin deneyimleriyle. Tabii ki. O daha önemli. Yeni döneme şimdi hazırsınız. Tabii hanım ki. Hanım huzur tabii evlerinde, ki özellikle okullara, kermeslerde çok emekleri var Sancı Hanım'ın. O manada daha iyisini yapacağını biliyorum. Yani arka planda zaten çocuklarımızın, torunlarımız var. Şimdi daha zenginledik. O zaman bir tane evet oğlumuz vardı. Şimdi kızımız, kızımız var, torunlar var. Aile genişledi, büyüdü. Üçümüz evet daha arttı. Evet. Yiğidi bir alsak bu tarafa doğru. İyi olur şimdi. Aslında evet, davet edebiliriz Yiğidi. Nereye gidiyorsun oğlum? Partiye gidiyorsun. Görmek için dedesini. Ha, beni görmek için mi partiye gidiyorsun? Gidiyor. Çok özlüyor musun beni oğlum? Ne kadar ama özlüyorsun? Ağzınla söyle. Konuşarak söyle. Oo, bu kadar özlüyor. Çok. Hayır, 10. 10 tane özlüyorsun. Bu kadar mı? Kaç yaşındasın Yiğit? 5'i geçtim. 5'i geçtim. Beşi geçtim. Sana dedeye çok benziyorsun diyen oldu mu? Ben dedeme benzemiyorum. Neden? Dedeme benziyorum ve babama benziyorum. Ama benzemiyorum çünkü onun saçları gri, benim saçlarım gri. Benim saçlarım gri. Bana benzemiyor, benim saçlar gri. Gri mi oğlum, beyaz mı? Gri. Dede diyor, sen diyor kafayı diyor, unçu var mı soktun? Özlüyor musun dedeyi bu yoğun trafikte, dedeyi göremiyorsun? Özlüyorum, ben ne artık gitmek istiyorum. Dedemi çok seviyorum. Başarılar diliyorum. Şimdi bir gün üniversite hayatında hayatı olan bir teyzemin kızı var. Tabii biz bizim ailemizde hatim inmeden çocuk çıkarıldı. Ben de hatim indim. Karaman'da köyümüzde iyi bir hoca vardı. Gırtlağım çok iyidir benim. Ve teyze kızım eğitim fakültesinde okuyor. Bir gün sabah erken kalkmış. Ben bir başladım. Assana diye. Tuvassana. En sonunda Emine kızı neydi adı? Yasemin. Yasemin dinler, hakkın rahmetine kavuşmuştur. İkindi namazını mütakip cenazesi kaldırılacaktır. Anam kız yatağında beni dinlermiş. Selayı tam verdim ama. Yenge. Ağlıyor kız. Hüngül hüngül ağlıyor. İnsan diyor sağlığında selası verilir mi diyor. Dayıma bir şey söyle. Kız hüngül hüngül ağlattın. Yani özetle bizde her şey var. Hocalık da var, hacılık da var. Anam da hacı, babam da hacı ama. Şimdi ben belediye başkanıyım. Ben cami imamı değilim. Bazı algılar var. Ya işte şöyle böyle, herkesin dini imanı kendinedir. Şem Tebrizi Konya'ya Mevlana'nın yanına gelir ve Şem Tebrizi, yani Müslüman'da şey olmaz, kibir olmaz, Müslüman'da din bir yerde herhangi bir şeyde kullanılmaz. Şem Tebrizi ermiştir. Konya'ya geldiğinde bir ay yaşı sırtına alır, yere herkes tekmeler şey yapar. Ramazan günü içki içmiştir ama Şem Tebrizi evine götürür, yıkar yatırır. Çünkü onun hesabını Allah-u Teala'ya verecek. Biz kimiz ki yani? Şem Tebrizi'nin sırtına bir de istifa eder, yıkar evine götürür. Der ki adam, yahu der ki sen, herkes bana dinsiz imansız dedi. Sen kimsin arkadaş, beni eve geldin yatırdın. Diyor ki ben Şem Tebrizi. Senin dinsiz ve dinli olduğunu Allah'tan gayrı kimse bilemez. Sana onu söylenene de gıybet etmiştir diyor. Gidiyor. Aynen öyle. Müslüman'a da tam bu. Kardeşim yerde yatanı kaldıracağız, sarhoşa ilgi göstereceğiz. Mevlana ne demiş? İster putperest ol, ister mecusi. Bin kere tövbeni sev yaratandan evet ötürü. Bin kere kesinlikle tövbeni bulmuş olsan da gel diyor bakın. Evet. Ne olursan ol. Ama biz bir kalıba koymuşuz. Bizim Müslümanlık dini aslında çok güzel bir din. Kesinlikle. Yani rahat, herkesin içinde yaşayabileceği bir din. Eğer Müslümanlığı doğru yaşasak izimler olmazdı. Komünizm, faşizm, ıvır zıvır olmazdı. Aynen. Bizler hep dünya malına göz tutmuşuz. Bir cenazeye gittiğimiz zaman hepimiz elimizi bağlıyoruz.
5 dakikalık bir adam cenaze var. Onun götürdüğü 2 metre kefen. Makamlar görmüştür, fabrikalar olmuştur, paralar olmuştur. Sonuç olarak herkes bir gün unutacak. Herkes dünya malına fazla göz olmaması, makamda da olmaması lazım. Bu evet. arada konuklarımızı hemen izleyicilerimize evet. tanıtalım. Evet. Hoş geldiniz hoş aslında. Biz de hoş bulduk. Hoş geldiniz. Sadece teşekkürler. Sizi tanıyalım mı? Biz Karaman'dan geldik. Karaman'dan geldiniz. Sayın Başkanımıza destek için geldik. Ramazan Bey'in dünürüsünüz. Ramazan Bey'in dünürüyüz. Çocuklar arkadaşım. Bu da dünürüyüz. Karaman'dan geldik. Desteklemeye geldik. Normalde Karaman'da oturuyorsunuz. Evet, tabii. Sadece destek için buradasınız. Destek için buradayız. Evet. Oo, güzel. Süper. Başkanım bakıyorum bütün aileyi Mart sonuna kadar bağlamışsınız. Onlar bizim dünürümüz değil. Yani o dünür lafı biraz uzakta. Yani resmi olarak dünür ama tabii. kendi arkadaşlarımız, dostlarımız. Çok eskiye dayanan bir arkadaşlarımız tabii. var. Esas siyasetçi orada. Hanımefendi, evet sizi tanıyalım o zaman. Ben Songül eşeğim. Gelin kızın annesi aynı zamanda. Şimdi burada güzel bir şey var. Eşiniz dedi ki ben Ramazan Bey'in dünürüyüm ama aynı zamanda arkadaşıyım. Evet. Zaten az önce kızınız da aynı şeyi evet. söyledi. Dedi ki babamın arkadaşıydı. Evet. Dolayısıyla arkadaş ve dünür olma arasındaki o tatlı perçinleme ya da cilayı nasıl anlatırsınız? Vallahi çok güzel bir şey. Yani, değil mi? Tabii. İnsan daha iç içe oluyor. Yani bir arada mesafe olmuyor. Mesafe olmuyor. Bence daha biraz daha samimi. Daha samimi. Tanışmıştın. Tabii bu akraba olduktan sonra çok daha rahat bir geçiş oldu. Evet. Yani bizde şey resmiyet yoktur. Sonra yani. Yemek evet. yaptım gel diye ben toparlanır hemen giderim. Yani. Bizde yemek yoksa orada yeriz. Ya da bizde toplanırız. Evet. Bizde yeriz. Ya işte gideyim mi acaba resmi şöyle mi yok. Böyle mi o olaylar yok. Yok. Tam gelenek ve göreneklerimize yani, bağlı toplam, bir olmak bütün var. Bütün bir aile olmuşuz aslında. Yani feodal yapımız sağlam. Aynı Yıldırım'daki bizim Anadolu'dan gelen insanlarımızın yapısı gibi bizim Songül kardeşimizin el becerisi çok yüksek. Yöresel yemeklerimiz adam, göreyim. Adamın göbeğinden belli değil mi? çok güzel yemekler. Valla çok yok ama beyefendinin göbeği sanırım. Yine de. İçine mi çektin? Hayır hayır. Yine iyi yürüyüş yapar. Yürüyüş yapıyor yine fena değil. <yapıyoruz. gülüyor> Yöresel yemekleri can istedi mi Ramazan Bey? Ne ben Songül yapar. Karaman'ın bakarı vardır, arabaşısı vardır. Hele bir de küflü peynirle sıkma vardır falan o mayal ekmek yap. Bizim şeyimiz o evin ilk ne arası. Yapıyor oradan gönderiyor musunuz? Yok yok burada da yaptırıyoruz ha, oradan da geliyor. Oradan getiriyoruz burada da yapıyorum. Malzemeleri oradan getiriyoruz burada evet. Songül yapıyor. Kızımızın bir tanesi Şevket Yılmaz'da doktor anestezi uzmanlığını kazandı. Anestezi asistanı şu anda. Evet. Mine Aköz orada çok zeki bir kızımız. Ne maşallah. Ondan sonra. Onların da Şevket Yılmaz önünde bir tane pankart astım. Şevket Yılmaz'da çalışanların çocuklarına kreş ben yapacağım söz veriyorum diye. Çünkü onların derneğine gittiğimde böyle bir talep vardı. Sıkıntıları değil mi? Sıkıntıları vardı ve kreş çok önemli. Çalışan annelerin sıkıntısı. Benim torunum da bir kreşe gidiyor ve kreş 7-800 lira maliyetli bir şeydir. Bir de anneleri bağlayıcı bir durum. Biz Yıldırım'da bütün mahallede kreş yapacağımıza söz veriyoruz. Söz verdik zaten. Şevket Yılmaz'ın da tam da önüne astık. Onlara da söz verdik. Ben söz verdiğim anda onu yapmam lazım. Ve yapamayacağım hiçbir şeye halka söz vermedim. Bu arada yöresel yemekleri iyi takip ediyorsunuz. Evet, evet, evet. Peki mutfakta nasıldır Ramazan Bey? Ben mutfakta biz bekliyoruz. 30 yıldır bir tane altından kavurmalı pilav yapacak bekliyoruz. O nasıl? Bayağı bekliyorsunuz. Hala bekliyoruz. Şimdi, nasıl? Altından kavurmalı pilavı tabii bizim kız daha bilir. Ama biz tabii çobanlıktan da geldik. Hayvanları böyle süreye uyamayan koyunları babam annem verildi. Bahçeye gideriz. Orada bir tencerenin içerisine hemen bahçemizde domates, biber doğrarız, soğan doğrarız. Ondan sonra hafif bir su, şey yağ tabii, yağ da şey. Ondan sonra bulgur ve şey, suyu da su. Ona göre ayarlayacaksınız ki böyle çektikten sonra sebzeli pilav. Ha, bulgur pilavı, bir de şey altından kızarmalı, hafif altı şey oluyor. Tabii, tabii. Mesela da altından kavurmalı. Altından kavurmalı. Biz daha iyi yemedik. Ve onun yanında başka yemek istemezsiniz. O zaman şöyle bir söz alalım. Seçimlerden sonra başkanlar 31 Mart sabahından sonra hani söz, bir gün akşam bir, siz de gelin hep beraber Ramazan Bey yapsın diye alalım. Tamam. Bu evet. sefer başkan evet. sözünde durur. Çünkü bir gün önce verirsiniz kendinize seçimden sonra değil mi? Yani o 31 Mart günü akşamı evde olursunuz. Söz, şöyle söz vereyim mesela ben seçimde
Seçildiğim gün... Bir dinleyelim bari de. Yok yok, dinlemek yok. Vatandaş... Şimdi 31 Mart seçildiğimizde, daha önceki tecrübelerim şöyle bir şey. Oturduğun zaman masaya bütün yağcılar, üçkağıtçılar, kim varsa vatandaş gelmiyor. Ya, yaranmak isteyenler çiçeklerle bilmem ne gelir, seni 3 ay hapsediyor. Kapıya yazacağım. Belediye başkanı halka teşekkür gezisinde. Aa, evet. Süpersin. Bu çok önemli. Belediye başkanı halka teşekkür gezisinde. Evet. Kahvelere nasıl şimdi süper, o işlere gittiysem esnafa gideceğim. Tek tek gerek, değil mi? Tek tek. Gerekirse 2 ay bu halk beni seçtiyse ben onlara veba borcum var. AK Partilisine, Saadet Partisi'ne, çünkü beni yıllarımda her dönem, her kademeden insan seçer. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayıyım ama Yıldırım belediye başkanı adayım ben. Ben, onlar biliyor beni. Seçildikten sonra asla bu CHP'li, bu AK Partili diye kayırmam. Kayırırsanız benim, zaten benim yan komşularım, bakın şu evde benim yan komşularım, herkes beni bilir ki asla ve asla önceliğim, Mevlana torunuyum ben, önceliğimiz bizim insan ruhuna girmektir. Ona girdikten sonra onun ne akı kalır ne karası kalır. Yalnız şimdi sizi izledikten sonra bu teşekkür gezisini uygulayacak çok kişi olacaktır ama Allah'tan kayıtlı, ispatlı gezisini ilk sizden duydum. Yok, bir yerden duydunuz. İlk başkandan duydum ben. Çok sık da çıkmaması gerekiyor. Bu sefer de derler ki başkan hiç yerinde durmuyor, bulamıyoruz. Ay, yok, yok. Edecek, vatandaş yok, 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 yok. Onu demez vatandaş, onu izleydi şimdi derler. Bir de şöyle bir şey. Şimdi nasıl hikaye her gün kahvelere gidiyorsa hikayede ondan sonra da teşekkür etsin yani. Şimdi süper bir uygulama. Kaç zamandır biz bu halkla ayağına gidip oy istiyorsak, onların ayağına gidip rica ediyorsak bu sefer biz hani onu teşekkür ediyoruz. Hani işimiz bitti artık sizinle. Halk bizden şunu istiyor. Bizi dinleyen herkes de buna evet diyecek. Halk öyle çok şey istemiyor. Ya belediye başkanı ulaşılabilir, konuşulabilir. Onun yanında oturup bir çay içilebilir bir adam istiyor. Daha önce başkanlık yaptık. Şimdi belediye başkanı makamı orada ya. Şimdi belediye başkanının kapısından giriyor. Ha, bir de elinde kasketi oluyor, böyle el pencere. Ay, deli oluyor yani. Şimdi, bazen biz de o bürokrasideki insanlarla bir arada oluruz. Aynen öyle. Belediyenin bahçesinden dış kapıya giriyor. Hemen zabıta dikiliyor. Hemşerim, nereye gidersin? Başkana gidelim. Yazdır bakalım şuraya. Olmayacak. Vatandaş gidecek kapıdan. Zabıta mı da? Sekreterime geliyor. Beyefendi, randevunuz var mı? O da olmayacak. Sekreter de olmayacak. Özel kaleme geliyor. Beyefendi dur bakalım. O da olmayacak. Ya başkana gelene kadar kaç. Sadece kapınızı orada bir tane koruma, sadece başkanı kontrol edecek. Vatandaşın önünde hiç kimse tutmayacak. Vatandaş gelecek, belediye başkanının yanına girecek. Makam kapı, makam masası da olmayacak. Şu anda biz nasıl oturuyoruz? Ayşe Hanım oturuyor. Musa Bey oturuyor, siz oturuyorsunuz. Vatandaş geldi, benim yanıma oturacak. Vatandaştan yukarıda olmayacağız. Ama vatandaşta şu bilinç oluşmadığı için böyle oluyor. Aslında ben zaman zaman hani sizin siyasilerin sahada dediği, benim sokakta olduğum zamanlarda ben sürekli şunu söylüyorum. Milletvekillerine evet saygısızlıkla kusur etmiyoruz ama asla benim üstümde değiller. Çünkü ben aslıyım, onlar vekil. Ben oy vermezsem siz başkan olamazsınız. O yüzden ben sizin kapınıza geldiğimde elbette insani olarak size saygı göstereceğim ama benden üstte olduğunuz için değil. Canlarım ciğerle. Makama verilen saygıdır kişiye. Saygı başka bir şeydir. Evet. Ama öyle el pençe divan büyük adam. Hayır, büyük adam değil. Onu oraya sen getirdin. Sen getirdiğin için de terbiyede kusur etmeyeceksin ama bir diğer taraftan da hakikaten benim çoktur vekillere kusura bakmayın ya size vekilim diyorum ama terbiyesizlik ettiğimi düşünmeyin, aslında benim dediğim çoktur. Çünkü aslında benim kardeşim, ben gönderdim seni oraya, bitti. Tabii. Bu kadar. Ben mahallelere şunu söylüyorum arkadaşlar, büyük olan biz değiliz, sizlersiniz. Evet. Halk büyük. Evet. Sizler bir karar verdiğiniz anda başbakanı devirirsiniz, belediye başkanları devirirsiniz. Aynen öyle. Siz halk büyüksünüz. Aynen öyle. Halkın üstünde bir ama halk kendi şeyini bilmiyor. Efendim ben AK Partiliyim, ben CHP'liyim, ben falan. Bu ülkenin bayrağı altında olan herkes birdir ve hürdür. Oyunu kullanırken bir kere, özellikle belediye başkanlığında dinimizde bile diyor ki mührü ehline ver. Ehline vermezsen haramdasın diyor. Aynen öyle. Mühür verirken belediye başkanlarına bakılacak, partisine bakmadı. Şimdi Özgen Keskin seçilirken aşağı mahallelerde şu anlatılıyor. Biz diyor verdik oyları, tamam bir baktık diyor. Ah, Özgen Keskin seçilmiş. Biz AK Parti'ye verdik ama başkanı bilmiyorduk diyor. Maalesef böyle bir sakat tarafı vardı daha önce. Şimdi millet biraz daha uyandı. Biz uyandırıyoruz aşağı mahallelerde. AK Parti'ye oy veriyor ama kim verdiğini bilmiyor. Hayır.
Herkes. Ya da CHP için aynı şey. Herkes şu anda Yıldırım'da. Yani CHP'de bir CHP'ye oy veriyor, partiye adamı seçilen adayı bilmiyordur. Aynı şey onun için de geçerli. Dolayısıyla zaman hani benim, MHP için de aynı şeyi söylemek. Partilere oy veriyor. Aynen öyle. Aynen. Benim rakibim olan arkadaşlar en az benim kadar insani değerleri vardır. Eyvallah. Elbette. Ama kaşığı yapan usta var. Kaşığı eline almamış kişi var. Ben kaşığı ustasıyım. Şimdi bu arkadaşlar belediyeye gidip acaba emlak vergisi hiç ödediler mi? Değil ki 200 trilyon ödeyecekler. Ben diyorum ki ya direksiyonda 20 yıllık şoför varken, tır şoförü varken ya daha arabaya yeni dere tostacağı belli olan şoföre araba verilir mi? Verilmez. Ehline verir, ehline. Ben bunu diyorum. Siz ne diyorsunuz? Can Kulay'la dinliyorsunuz. Evet, katılıyorum. Katılıyorsunuz. Tabii. Biraz da Konya'dan söz edeyim. Konya'da durum nasıl? Konya'da mı yürüyor? Allah sen yürü. Karaman'dayız. Konya ayrıldı. Karaman. Karaman'da siyaset buna kadar hareketli değil. Şimdi biraz daha hareketli. Hemen parantez açalım. Bu da programcılığın bir parçası. Şimdi Karaman'ın il olduğunu bilen sayısı benim gibi çok az. Çok ama az Konya yani. Karaman dediğimizde ya Karaman'da nerenin yakınındadır, hangi yerdedir demiyorlar. Ben Karaman, programcı mantığıyla Konya'yı o yüzden söyledim. Yoksa evet. Konya'nın il olduğunu biliyorum. Aynen Bayburt'un Gümüşhane'den ayrıldığını bildiğim evet, gibi. Şimdi evet. Şurada bir açıklık getirelim. Ben şunu söyleyeyim. Karaman Karaman'ın koyunu sonra çıkar oyunu. Onu da söyleriz. Var değil mi öyle bir şu şey? Şu anda bizi dinleyen bütün şeyler, söyleyiverin, Yıldırım'da yaşayan, Bursa'da yaşayan bizim soydaşlar, göçmenlerin hepsinin tarihi kökeni Karaman'dır. Karaman'dır evet. Karaman'dan gitmişlerdir. Orta, ve, Karaman Beylerinden. Evet, Karaman oğlu Mehmet Bey zamanında Selçuklu ile karşılaştığı zaman Osmanlı kurulmadan önce Balkanlara en uyanık dedelerimizi göndermişler. Daha böyle devlet adamlığı olan. Sen de buradan geldin. Sen de hemşe buradan severim seni. Herhalde ondan aşağıya. Ayşe Hanım insan da o yüzden. Ya var çok, ya. Valla gerçekten. Yüzü de güzeldir. Onun evet, kendi kalbi de güzel. Ayşe Hanım özellikle insanlardan bir tanesi. Kesinlikle. Yok ben arkadaşım olduğun için değil. Gerçek olduğu için benim söylüyorum. Benim de arkadaşım canım. Allah Allah. Hayır benim arkadaşım olduğu için. Benim arkadaşım. Peki sizin arkadaşınız olsun ama o kadar kolay veremem arkadaşımı. Yani. Kaç yıllık da yolculuğumuz var. Paylaşalım. Ya tamam. Ayşe Hanım severiz. Bizim eski komşumuzdu. Aynı zamanda sitemizde de komşumuzdu. Siteden komşu. Karaman gerçekten çok tarihi dokusuyla Yunus Emre'lerin hatta biraz öteye gidelim. Atatürk'ün de Taşkale diye bir ata yurdu. Yunus Emre Mevlana'nın annesi Karaman'dadır. Mevlana'nın gençliği Karaman'da geçmiştir. Ve Atatürk, Yunus Emre Ramazan'da orada büyümüştür canım. Peki Karaman'ın koyunu sonra çıkar oyunu. Şimdi bunu hakikaten bütün ülke insanı şimdi Karaman evet. dediğimizde biliyor. Siz biliyor musunuz neden böyle diyoruz bizler? Her yöre için gerçi böyle çok hoş Konya şeyler Ovası'da. Var. Şimdi, evet. Konya Ovası'nda geçen bir durum. Onu sen Savaş Hanı'nda Karaman Beyliği Savaş Hanı'nda şey az olduğu için askeri koyunların hep postlarına mum yakmışlar. Mum. Ondan sonra sarmışlar ki araziye gece. Karşıdan gören demiş ki bu şey askeri çok. Çok büyük bir şey geliyor. Karaman'ın koyunu sonra evet. çıkar. Daha sonra koyun olduğu öğreniyor ama aynen. daha sonra öğreniyor. Aynen öyle. İşte, tabii bir başka bir versiyonu var. Caydırıcı oluyor yani. Başka bir versiyonu var. Selçuklu gelir Konya Ovası'ndan. Karaman Beyliği, Karabul Mehmet Bey orada tabii bakıyor Ali dediği gibi asker az. Hemen koyun postuna bürünüyorlar, yayılıyorlar aynı arkadaşımın dediği gibi. Karaman Mehmet Bey de çoban şeyine bürünüyor. Selçuklu geliyor, ey dedi, atin, silah çat, şuradan bir iki tane koyun keseriz yeriz. Herkes silahını çatıyor, asker relax halde Selçuklu. Hemen Karaman askeri silah elde koyun yayılıyor. Hemen Karaman'ın koyunu atıyor postları, alıyor koca Selçuklu duman ediyordu. Karaman'ın koyunu çıktı. Sonra çıkar oyunu. Herkes bunu dinlesin. Başka türlü. Siz daha taktiği bulamıyorsunuz. Ya AK Parti bulacağız. Karaman'ın koyunu 30 Mart'ta çıkacak AK Parti'nin oyunu. Bakın inşallah Karaman'ın aynı Karamanlı Mehmet Bey'in yaptığı gibi Karaman'ın koyunu yani çıkaracak AK Parti'nin oyununu 31 Mart'ta inşallah öyle olur ama Allah herkesin gönlüne göre versin. Eğer hayırlısıysa hayırlısı, eğer hayırlısıysa nasip etsin.
Evet. Hayırsızsa eğer biz yardımcı yani olacağız, olamayacaksa, bize zarar verse, kimin olursa olsun biz inanırız. Hem sizin hayrınıza hem ülkemizin hayrına, herkesin hayrına olan çok değerli, çok önemli. Sonra bize daha kötü bir dönecekse etmesin zaten. Aynen öyle, aynen öyle. Şimdi Yıldırım'ı 10 yıl yönetti AK Parti yönetimi, kendine teşekkür etti ki. Şu anda bizi izleyen Yıldırımlı vatandaşlarımızın aşağı mahallelerinde hele hele kaçak inşaata izin vermişler, ceza yemişler. Evet, suları yok, hapis cezası var ve bunların bütün şeylerini biz çözeceğiz. Yani gelir gelmez bir kere bütün hepsinin sularını vereceğiz. Şuurlandırma belaları var, şuurlandırmadan kurtaracağız. Hisseli tabii hepsi ve ama kaçak bina yapanların binasına kalkıp da dokunmayacağız. Kentsel dönüşüm kanunu malum geldi ve kentsel dönüşüm projesi de vatandaşın lehine olan bir şey değil şu anda. Biz onları da vatandaşın lehine olarak uygulayacağız. Vatandaşımıza sormadan hiçbir projeyi imza atmayacağız. Yani bu dönemde mahalle kurulları oluşturarak vatandaş kendi mahallesindeki sorunlarını o kurul belirleyecek. Mahalle komiteleriyle bu işi evet, çözmeyi planlamak. Aynı şekilde ve mahallede ben şu çay bardağını istiyorum diyorsa biz bu çay bardağını yapacağız. Koca tepsi yapmayacağız. Ondan mutlu olacak vatandaş. Ben de onun mutluluğu için oradayım. Mahalle kurullarını kurarak aynı zamanda belediye başkanı eleştiriyor da kapanacak, daha da başarılı olacak. Nilüfer belediye başkanı bunu yapıyor. Yani mahalle kurulları önemli. Çok uzun zamandır. Ve bir şey yapacağız Yıldırım'da, Allah nasip ederse Yıldırım'da aç yatağa hiç kimseyi sokmayacağız. Proje şu, destek kart projemiz var. Mahalle kurullarının belirlediği fakir aileler, yani AK Partili, CHP'li değil, kurulda AK Partili de olacak, CHP'li de olacak. Yani o fakir aile bağımsız seçilmiş olacak. Belli oldu. Diyelim ki hanımefendi fakir aile. Ona bir kart vereceğiz. 350-400 lira değerinde bir kart. Şu an Özgen Bey'in de öyle bir uygulaması var. O Sevgi Market'ten, alışveriş. Sevgi Market'i kaldırıyoruz. Evet, yapılabilir. Onu kendine teşekkür ediyoruz. Orada da insanlar geliyor poşetiyle giderken fakir galiba durumunda gözüküyor. Şimdi biz siz belli olmayacak yerlerde yönlendireceksiniz. Yani bir çatı altında bir de kartı. Anladım. İstediği yerden o kartla istediği eczaneden ilacını alacak. İstediği o karta para alacak. Yüklenecek. Anladım. O karta para yüklenecek, sadece iki şey alamayacak. Alkol ve tütün mamülü alamayacak. AVM'lerden alışveriş yapamayacak. Mahalledeki bakkalı marketine kaldırılmış oldu. Abi, Yıldırım'daki marketleri, bakkallarda böylelikle diyelim ki Yıldırım Belediyesi'nin bu fakir ailelere verdiği parayı Yıldırım'da kalacak. Yani eczanesi eczanede. Şimdi gidiyor Sevgi Market'e. Özgen Başkan'a teşekkür ediyoruz. Yani o da iyi niyetle bir şey yapmaya çalışmış. Herkesin mutlaka yaptığı iyi hizmetler vardır. Evet, onu diyorum. Kendine teşekkür ediyoruz. Biz daha iyisi nasıl yaparız? İşte bunu böyle yaparız. Biz vatandaşlarına kartı vereceğiz ve gidecek. Bu an şu anda 350-400 diyor, belki de 500 olacak. Yani belediyenin durumuna göre değişebilir. Ama herkese değil, bakın. O mahallede belirlenmiş. Ben pazarları gezerken çok üzüldüğüm bir nokta şu. Herkes televizyonda da ülke ekonomisi böyle uçuyor, böyle uçuyor. Ben pazarları gezerken lahana yaprağı toplayıp evine götüren kadınları gördüm. Ve hemen onları çağırıp arkadaşlarıma dedim ki, alın şu parayı. Şu kadına bir şey alın ve giderken gözündeki mutluluğu görecektiniz. Yani peki bizden, iş imkanı, işsizlere işle ilgili? İş imkanı ile ilgili. Yani bir saniye, o konuyla ilgili mesela karta yüklediğiniz meblağı nereden karşılamayı düşünüyorsunuz? Belediyenin cebinden, yasa engel değil. İstanbul Şişli Belediyesi yapıyor, başka belediyeler yapıyor. Başarılı belediye bunları yapıyor. Yani başka hiç kimsenin desteği olmadan belediye imkanları dahilinde ki, mi bunu yapmaya çalışacak? Tabii ki, tabii ki. Bak şimdi Özgen Keskin sadece bir proje 4 trilyon para harcamış. Ben 4 trilyon bunlara para harcamam. Yani 4 trilyon Yıldırım halkımın cebine gitsin keşke. Ama şöyle de bir durum var biliyorsunuz. Bir inancımız gereği de zekat kavramı diye bir şey vardır. Mesela böyle yardım etmek isteyen vatandaşların siz bir eli olabilirsiniz burada. Keşke ya. Şu anda veriyorlar mı belediye yani, öyle bir... Hayır şu anda bilmiyorum da böyle bir uygulama da olabilir. Yani olabilir, var mı yok mu şu anda bilmiyorum. Ama yok olmuyor. Olmaz. Yani, başkanın o da benim anladığım şu olur. Yani o paraları yüklerken mutlaka işte o esnafa destek olunurken yine size destek olacak. Yani kendi arzusuyla gelip olanlar olursa hayır demeyecek. Hayır demeyecek. Hayır demeyecek. Ben gitmeyeceğim diyor yani. Yani şu anlamda destek olmayı ben gitmeyeceğim. Ben kimsenin ayağına gitmem çünkü belediye halkın belediyesi. Yani fakir insan, bakın ne diyoruz? Çalışabilecek durumdaki kadına değil, erkeğe değil. Çalışamayacak, ben çok eve giriyorum, yatalak kadınlar var. Aynen öyle, çalışabilecek evden, olana yani vermemek biz lazım. Biz biraz karnımız yani şu, ben şu sokada... Yatalak olanlara mı hizmet
var. Yatalak. Var. Hizmet hasta ama hizmeti var. Şey, var o bakım ama, anlamında hizmet var. Ayşe Hanım var ama ben gittim geçen gün. Yani geçen gün bir pazar gezerken kızım birisi bağırıyordu. Gel aşağı konuşalım dedim. Gelemem annem yatalak dedim. Gittim işler açısı. Yani iş göründüğü gibi değil. Yani ben de hatta projemde var. Ev bakım hizmetlerini vereceğiz ama hakikaten hak edildiği şekilde vereceğiz. Yani siyasi olarak... Haftada işte, bir gün değil diyorsunuz. Yani, yani vereceksen adam gibi vereceksin, vermeyeceksen vermeyeceksin. Top bizim ayağımıza geldiği zaman bunların daha iyisini yapmak zorundayız. Yani o öyleyse daha iyisini yapmamız lazım. Tabii bunu iyileştirmeliyiz. Yapılan tabii, tabii. Yapılan hizmete yapılan teşekkür ederim ama... Aynen öyle. Aynen. Şimdi, yani eksikleri mutlaka vardır. Her evet, hizmete... Evet, şimdi biz niye geliyoruz? Biz Ramazan yıldır... Bey'in tabii daha önceki bir deneyimi tabii, var. Görülen, işte yapılan bir hizmet var. Yine 10 yıllık tabii, tabii başka bir siyasi partinin de bir hizmeti vardır. Mutlaka herkesin bir evet, var. Burada önemli olan ülkeye, ilçeye, bizim şehrimize en iyi şekilde hizmet daha etmekse... Daha iyisini nasıl yapabiliriz? Daha iyisini nasıl yapabiliriz? Yok sayamayız öncekileri. Ben 40 trilyon bütçeyle Barışma Çökültür Merkezi'ni biz yaptık. Tıp Merkezi'ni biz yaptık. Kent Meydanı'nı biz yaptık. Yavuz Selim Kompleksi'ni biz yaptık. Kreşi biz yaptık. Ve birçok Şevket Yılmaz'ın etrafında hastaneleri biliyorum. Şevket Yılmaz zaten de imza atan benim, ruhsatı veren de bu benim. Arada Barış Manço'nun temelini de Cüneyt Karlık Cüneyt Karlık almıştı. Evet. Onu ona da hakkını yemeyelim. Çünkü ben hani Özgen Bey'e de olsun, çok Cüneyt doğru. Bey'e de olsun hepsinin yüzüne bakıyorum. Aynen sizin yılların evet, önceki evet, abim evet, olduğu gibi onlar da abilerimiz. Her belediye başkanı ilçe bir yer yaratmış. Mutlaka Cüneyt Karlık'ın olsa da. Ben meclis üyesiydim. Temelini beraber atmıştık. %5'lik bir hakkı var Cüneyt Karlık'ın. %95'i bana aittir. Siz yaptınız onu, ben biliyorum. Özgen Keskin'in hele hele. Bakın, bakın burada herkese söylüyorum. Eğer bir cam taktıysa, bastığı eğer bir kara yaptıysa adam değil. Bir tane şey var. Şu anda tiyatro bölümü var ya. Hı hı. Oranın akustiği yoktu. Koltukları yoktu. Ve İstanbul Üniversitesi ile beraber bu akustiği yapmak üzere çok teknik bir konu. Sadece orası kalmıştı. Özgen Kesin'in yaptığı koltuklar ve akustik. Yani kalkıp orayı açarken... Eski belediye Cüneyt Karar'ı da çağırmaları lazımdı, beni de çağırmaları. Yani %5 olsun, %1 olsun. Emeği var, fikri var. O manada... Bunu siz gelecek eğer ki seçilirseniz, yeni hizmetlerinize siz bunu yapacaksınız o zaman. Diğer başkanları davet edeceksiniz. Kesinlikle. Ben hatta Özgen Keskin'i ziyaret etme şunu söyledim. Başkanım, siz beni çağırmadınız 10 senedir. Bir çay içmeye bile çağırmadınız. Her ay seni çağıracağım. Eski belediye başkanına çağıracağım. Arkadaşlarım, benim belediye yönetiminde bir şikayetiniz var mı? Bana söyleyeceğiniz bir şey var mı? Büyükşehir bunu yapıyor galiba. Erdem Seker'le falan beraber işbirliği yapıyorlar. Ne güzel yapıyorsa. Ama ben Yıldırım'da 10 senedir Özgen Keskin bizi dinliyordur. Desin ki Ramazan Atatürk'ü çağırdım da gelmedi. Hiç çağırmadı. Hiç de böyle bir davet almadım. Canı sağ olsun. O erkek her iyiydi bir yoğurt iş var. Aynen, darılmıyor. Kesinlikle. Ama ben seçildiğimde kesinlikle diğer mevcut belediye başkanları. Hatta mevcut meclis üyelerini. Bana fikir verecek olan mevcut AK Partili veya diğer meclis üyesi arkadaşlarım varsa, başkanım şu konuda yanlış yapıyorsun diyen varsa şu anda söz veriyorum. Kesinlikle bana her dakika gelebilirler, eleştirebilirler ve ben onların o fikirlerini değerlendirebilirim. Ama zaten fikir ayrıntıları renklidir zaten. Tabii, tabii. Kesinlikle. Yani akıllı bir belediye başkanı, burada herkes iyi dinlemeli, adaylar da iyi dinlemeli. Ben yaptım, ben bilirim, benci merkezci olmamalı. Ortak akıllı en iyi kullanan kişi belediye, iyi belediye başkanıdır. Yani genel manada şurada bir şu çayın kalitesiyle ilgili bir şey konuşacaksak ben bir şey söylerim, siz bir şey söylesiniz. Bu asgari müştereklerde en iyisi bulunur. Ortak akıl en iyi akıldır. Tabii ki, bu arada çok... yavaş yavaş toparlıyoruz. Ailenin tabii diğer yüklenin de eşi. İçişleri Bakanı eşi. Başarının evet, arkasında bir evet, bayan evet, her zamanki evet, gibi evet, var. Efendim teşekkür ediyoruz. Bu sıcak aile ortamında ediyoruz. Bizi konuk ettiniz. Bir başka evde programda buluşmak üzere. Hoşça kalın efendim.